Merhaba arkadaşlar. Nur Gülıntığı ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın elimdeki bu suni ipek arkadaşlar. Bunları da çektirdim. Hani siz diyorsunuz ya pek izleyemiyoruz bu sahtesi kıyneyi diye o yüzden bunlarla size göstereceğim inşallah tığımında bu ara numarası gözükmüştür 22 numara şimdi size yine iğne oyası modeli gösterip onu tığa çevirdim Evet iğne oyası modelimiz bu şekilde çıtı pıtı Şu da kendi yapraklarından oluşuyor böyle minnak Evet modelimiz bu şekilde şimdi bunu sağa çevirdiğim modele bakalım Evet benim modelimde bu şekilde oldu birebir aynısını aynı zariflikte şöyle sizler için tasarlamak için uğraştım arkadaşlar bakın orada bu dal kısmı borudandı ben dal yaptım 4 yuvalı bir boru yapıp sonra üzerlerine bu şekilde şöyle yapraklarını yapabilirsiniz zambaklarınızın aynı zariflikte oradaki gibi incelikte olsun diye iğne yası tadında olsun diye şöyle minnak yapraklar yaptım sizler için bakın çok hoş ve çok zarif oldu yakından da göstereyim arkadaşlar e, farklı kopararak yapılan bir model olacak şimdi modelimizin de anlatım kısmına geçip şöyle e, başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bakın burada dört tane tığ battı var bu tarafına da dört tane tığ battı atlayıp 5. tığ battımızı bu şekilde yuva edineceğiz buraya aynı bu yaprağın aynısından bir tane yapacağız hemen bakın buraya iki tane zincirimi çekiyorum ve sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir sık iğne ile sabitledim tığ battımın içine ikişer zincir iki tane yuva yaptım şöyle 3 zincirle dönüş yapıyorum ters tarafına yine aynı işlemi uygulayacağız hemen bu yaptığım iki zincirle yuvanın içine girdim sabitledim bakın yine iki zincirimi çektim sadece dönüşlerde 3 zincir ortalarda iki zincir bu arkadaşlar belki öbür gibi parlak değil ama bakın bu da şöyle tüylenme falan olmuyor son ipeklerin yaparken bu şekilde aynısı gibi kalıyor tüylenme falan olmuyor bir parlaklığı yok Şöyle biri alt kattan <laughs> hapşırınca ödüm patladı arkadaşlar. <laughs> Geri çıkmışım yuvanın içinde. Şimdi 2'den 3'e çıkardık. Şöyle bir zincirle döndüm düz yüzüne. Bu kadar işlemimiz. 2 ve 3. Hemen kesim yapıp köşeden yaptığın tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. Kesim işlemini gerçekleştirdik. Şimdi 3 olan yuvamız arkadaşlar 2'ye düştü normal sık iğne yapıyorum İki zincirimi çektim hemen bu şekilde sık iğne ile sabitledim yine bir zincirimi çektim şöyle düz yüzüne döndüm hemen bakın buradan ilk yuvamın içine sık iğne ile sabitledim İki zincirimi çekiyorum buradaki yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum tek kalan yuvamın içine de şöyle bir zincirle girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Evet bakın. Hazır şimdi yuvamız. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Dibinden kesip bunu hemen buraya yakacağım. Şimdi arkadaşlar bakın buraya da aynı bir yandaki tığ battı ya da şöyle beyazından burada ne yaptıysak aynısının beyazından yapılacak tamam. Onu hemen yapıp sonra çiçeğimizin yeşilini yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar bakın yeşilin yanına bir yanındaki tığ battının içine beyaz yaprağımı da hazırladım. Şimdi buradan 4 tığ battı atlayıp 5. yuvamızı kurmuştuk. Aynı şekilde 1 2 3 4 5. tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Buraya yaprağımızı, yuvamızı kuracağız. 3 tane zincirimi çektim. Hemen şöyle yandaki tığ battının içine girip buraya bu şekilde bir tane tığ battı hazırladım yine 3 zincir tığ battımın içine girip kapattım 3 zincir hemen bakın bu şekilde 3 tane yuva yaptım bir zincirimi çekiyorum şöyle ters tarafına döndüm bu şekilde sık iğne ile sabitledim yine arkadaşlar yapraklarımız için yuva olacak Buraya 5 tane zincir çekiyorum. Sıradaki yuvamın içine bu şekilde kapatıp hem yaprağım için hem de dalım için bu 5 zincirli yuva hazırladım. 5 zincirimi çektim. Bakın birebir aynısı olan yaprağı da yapacağız inşallah buraya yine oyasında olan. Evet. Alta 3 tane tığ battı, üçer zincirli, üstte de beşer zincirli iki tane tığ battığımız oldu bir zincirimizle döndük ve bir zincirimizi buraya sık iğne ile sabitledik şimdi ben dört tane zincir çekiyorum şöyle minnak bir yaprak yapacağız kaba olmaması için bakın hemen alttan girip dibinde bir zincir çektim bir tane ilmek aldım tekrar alttan girdim dibinde bir zincir çektim 3 tekrar bakın Şöyle 4 zincirimizin üzerine 4 tane yuvamızı hazırladık. 5. de bu 5 zincirli yuvamızdan aldık. Şimdi ben bunları 2 2 alarak başa kadar çıkacağım. 2 2 Şu gece çekimi inşallah nettir arkadaşlar. Bunu büyük diyorsanız arkadaşlar eğer e, buranın 4 zincirde yapabilirsiniz. 2 2. Evet. Burada 5 tane yuvamız var. Şimdi 4 zincir çekerek buraya kirpiğimizi hazırladık. Ve sık iğne ile sabitledik. Şimdi şöyle kirpiğim otursun diye bir zincirimi çekiyorum buraya. Dibine hemen bir zincirli yuva. Sıradaki telimin arasına girip 3 Sıradaki telimin arasına girdim. 4 ve bakın. Buradan içeri girmiyoruz. Sadece buraya kadar arkadaşlar. Bu da zaten en son aldığımız telde yuvamızdan aldığımız telindi. O 5 zincirli yuva'dan almıyoruz ve 2 2 bu şekilde aldığımız ilmekleri başa kadar çektik. Yine buraya 4 zincirimi çekiyorum. 4 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zincir dibinde bu şekilde bakın bir ilmek aldım. Kirpik yaptığım yuvaya tekrar girip bir tane ilmek alıyorum. 3 4 ve 5. 5 tane buraya ilmeğimi aldım. Bunları 2 2 topluyorum. 2 2 2 ve 2. Yine 4 tane buraya zincirimi çekip kirpiğimi yapıyorum bak Hemen bir zincirimi çektim. Şöyle sık iğne ile bu girdiğim tellerin arasına yine giriyorum. Tüm yuvaları giriyorum. Bu köşedeki yuvaya gelince bu köşedeki yuvaya iki defa giriyorum. Aşağı meyil edeceğiz. Çünkü sıradaki telin içine girdim. Sabitledim. Sıradaki telimin içine girip sabitledim. Ve ana yuvaya da girip bakın yaprağımız oluştu. Çok da güzel oldu. Minnak. Tıpkı iğne yasındaki gibi kirpikli bir yaprağımız oldu. Şimdi arkadaşlar bakın bir zincirimi çekiyorum şöyle bir defa doladım. Ve üçünü birden alıp buraya bir trabzan yaptım. Yine aynı şekilde bir zincirimi çekiyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum. Birbirine sıkı sıkı olsun. Aynı şey yaprakta yaptığımız tunus işi gibi o, yapmaya çalışacağım ama biraz kalın. Niye arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz dalımızı? bu şekilde daha çok benziyor arkadaşlar. Yani boruya daha çok benziyor. Hani yine aslında boruydu da biz bu şekilde yaptık ya. Şimdi şimdiki yuvamızı şu şekilde bir zinciri dibinde çekiyoruz ve bakın trabzanımın arasına girip 2 2 olarak alıyorum. Şimdi burada ilkini 5 zincirden yuva yapacağız ilk yuvamız bu iki iki aldığımız trabzanımız yuva oluyor bu ilk kirpimiz bu şekilde diğer üç yuvayda 4 zincirli yapıyoruz daha sıkı olsun diye 4 zincir hemen bakın kapattım bu şekilde minik minik aynı hani boruda kalıyor ya şöyle üçer zincirli yuvalar öyle küçük küçük yuvalar hazırlayacağız ve 4 zincir kapattım en son kapattığım trabzanımın arasını yine 4 zincir 4. ve sonuncu yuvamızı bakın bu şekilde yaptık bununla uğraşmam diyenler boru yapabilir arkadaşlar daha rahat dön, dönme işlemi de olur şöyle dibine bir zincirimi çekiyorum hemen aşağı doğru ineceğim bakın bir zincir yine bir zincir yine sıradaki çıktığım trabzanlara birer zincirle aşağıya doğru iniyorum. Evet bakın en son yuvaya da geldik dalımızı tamamlamak için. Şöyle bir zincirle bu 5 zincirli yuvama kapattım. Şimdi bakın şöyle araya bir zincir çekelim. Birbirinden uzaklaşsın biraz. Bu şekilde bakın. Şöyle bir zincir çekerek buraya bu dalın aynısından yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunu bu dalını şöyle ben kendim tamamlayayım. Hemen dal biter bitmez bu yapraktan aynısını daldan sonra bu kenarını da yaprağımızı yapıp tamamlayıp şöyle çiçeğimizin yapımında buluşalım. Evet arkadaşlar Şimdi ilk dalımızdan başlayarak yaprağımızı yapacağız. Bir tanesini boş bırakıp ikinciden boru işlemini gerçekleştirmek için onu boş bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle ikinci dört zincirli yuvanın içine iki zincir çekip sık iğne ile sabitliyorum. Bu ilk yuvam. Tekrar iki zincirimi çekip ikinci yuvamı buraya sık iğne ile sabitledim. Bakın ikinci yuvanın içine ikişer zincirli iki tane yuva yaptım. 3 zincir 3 zincirimi şöyle çevirdim ters tarafındayız ilk yaptığım yuvanın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum tekrar 2 zincir sadece köşe dönüşlerinde 2 zincir geri kalan kısmında 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar tekrar 2 zincir bakın bu ikinci yuvama tekrar bir tane daha bu şekilde artırma yapıyorum. 2'den 3'e çıktı. 2 ve 3. Şimdi hemen kesim işlemine geçiyorum. Hemen bakın buradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle kameramızı düzeltelim arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar 3'ten 2'ye düşürüyoruz. 2 zincirimi çektim. Hemen yaptığım yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. İki zincirimi çekiyorum. Son yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar döndüm. Şöyle çevirdim yani. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki zincir hemen buraya tek yuvamı yaptım. Bir zincirimi çektim. Tek kalan yuvamın içine bu bir zinciri sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle düzgün bir güzel görüntüsünü vermek için hemen evet bakın yaprağım bu şekilde minnak bir yaprak oldu. Şimdi arkadaşlar bakın hem bu yanındakili ikinciyi ve üçüncüyü yapıp şu dördüncüyü hem genel çevirme işlemini hem de dördüncü yaprağı beraber yapalım. Evet arkadaşlar bakın Diğer ikisini de tamamladım. Şimdi bunu nasıl çevireceğiz? En son bu şöyle göstereyim arkadaşlar. En son yaptığımız yer var ya bu dördüncü yaprağımızı yaptığım yerden yeşil yuvadan ipimi buraya sık iğne ile sabitledim. Şimdi bir tanesini baştakini boş bırakmıştık ya. Boş bıraktığımız bu 5 zincirli yuvanın içine Yeşil yuvanın içine bakın. Bu şekilde şöyle kıvırdım. Gördünüz mü? Aynı boru gibi şöyle yaptım. Aslında arkadaşlar bunu biliyorsunuz sihirli alkayla gayet rahat bir şekilde yapabiliyor. Sırf size farklılık olsun. Boru yapamıyorum diyenler için bu şekilde yapıyoruz. Yine aynı şekilde yeşil yuvamın içine girdim. 2 zincirli iki tane yuva yapıyoruz. Evet, yaptık şimdi iki yuvamızı bakın. Köşelerde biliyorsunuz bir fazla çekiyorum. Dönerken yediği için hemen buraya yuvamızın içine sık iğneyle sabitliyorum. Bir tane yuva yaptık. Ortalarda iki zincir. Hemen sonuncu yani ikinci yuvanın içine girdim iğne ile sabitledim normal sık iğneli yaptım hem dedim daha zarif olması için e, ipek kullandım O yüzden e, size de normal sık iğne yaparak şöyle izleyemiyorum diyenler için normal yapmak istedim İkinciye tekrar iki zincirden bir tane yuva yaptım şöyle bir zincirle düz yüzüne şey çevirdim hangi yüzdeyiz bilmiyorum arkadaşlar döne döne yapıyoruz buraya sık iğne ile sabitledim Kesim işlemini gerçekleştirdim. 3 olan yuvayı tekrar 2'ye düşüreceğiz. 2 ile başladık. Bir tane artırma yaptım 3. Sonra tekrar 2 1 olarak işlemimiz bitecek. Bakın. 3'ten tekrar 2'ye. Şimdi 2'den de bu köşeden kesim işlemi yaptım. Yani bu yuvayı iptal ettim. 2 zincirimi çekip hemen bu şekilde bir tane yuva yapıp sık iğne ile sabitledim. Tek kalan yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yaprakta ara suyu da aynı. Bakın bu yuvalar da aynı yaprak. O yüzden hiç zorlanmaz. Hatta bunu yaparken usta ustalaşırsınız arkadaşlar. Hemen şunları bir yakayım, temizleyeyim geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın ara suyumuz ve bu da size ilk önce yaptığımız çiçeğimiz. Bakın çok şahane, çok güzel, çok zarif bir şöyle tam göstereyim. Ben çok beğendim. Zaten arkadaşlar iğne oyası hali de çıtı pıtı ayrı güzel. Tığda da sizler için bu şekilde çıtı pıtı şöyle bir model hazırladım. Bunları saç ile sıkıp da bu şekilde dondurabilirsiniz de. Veyahut da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yumurta akıyla da yapabilirsiniz. Evet modelim bu şekilde. Bakın. Çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Şöyle inşallah sizler de beğenir. Şöyle emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.